Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. İyi olmaya çalışırsınız. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle yapacağımız güzel bir şapka modeli. İnşallah sizler de benimle beraber yaparsınız. Evet sevgili arkadaşlar <laughs> Ee, yapacağımız ol, yapacak olduğumuz şapkamızın modeli fıstıklı e, kullanacağımız iplerimizi şöyle kenara koyalım fıstıklı şapka modeli yapacağız arkadaşlar ve harika çok kullanışlı bakın kabartmalı e, harika güzel bir şapka bakın şöyle duruşu da muhteşem bir şapka evet arkadaşlar annemin örgü dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Zil işaretine de basarsanız arkadaşlar benim yapmış olduğum bütün işlerden haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar ben bu şapkamızı ebruolu iple yapmıştım. Renk renk alacalı oldu. E, lastiğini de bu şekilde Yine tığ işi arkadaşlar e, örneğimiz Lastiğini de tığ işi lastik yaptım. Ama şimdi yapacak olduğum lastiğimizi Lastiğimizi size göstereceğim arkadaşlar. Bu lastiğimizi uygulayacağız. Yani e, Bu sık iğneli lastiğimizi burada uygulayacağız bu şapkayı bu şekilde yapmıştım sipariş olarak arkadaşlar teslim edilecek inşallah Allah'ın izniyle ee, bunun lastiği de farklı ol, olmasını istendi değişik olsun istendi bunu da bu şekilde yaptım size bunu nasıl yaptığımı model aynı modeli uygulayacağız fakat lastiğimiz şuradaki lastiğimiz değişik olacak bu normal e, önden ve arkadan örülen lastik bir ters bir düz lastiğimiz e, ama tığ işinde trabzan işinde bir ters bir düz bu da sık iğne ile yapılan bir lastik arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Buyurun hep beraber yapalım. Bize lazım olacaklar arkadaşlar. Bir ip lazım bize. Bir, yine bir tane daha ip lazım. İki renkle yapacağım. Ebru'lu ipim yoktu arkadaşlar. İki renk ip kullanaraktan yine size değişik bir şapka çıkaracağım inşallah. çok beğeneceğinizi umarım. İnşallah beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezsiniz. Paylaşımlarınızı eksik etmezsiniz. Birlikte başlayalım arkadaşlar hep beraber. Buyurun. 3 numaralı tığ ile başlıyoruz arkadaşlar. 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Bize lazım olan bir makas. Bir de arkadaşlar iplerimizi söylemedim ben size. Evdeki artık iplerimi değerlendirdim. Bir hayli de ipim vardı. Pembe olan ipim Alize şeker arkadaşlar. Diğeri de Nokia, miner miydi neydi? Nokia diyorum. Nako, Nako, herhangi bir ip markası olabilir. Evdeki artık iplerinizi değerlendirip iki renkli bir şapka yapabilirsiniz. Yani evdeki naylon olmasın. içeriğinde naylon olmasın arkadaşlar. Yün olsun. İstediğiniz her ipten bu şapkadan yapabilirsiniz. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Şimdi hemen bu lastiğimizden beraber yapacağız. Sonra bunun üzeri nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bunun üzerine birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şapkamız da burada dursun bu şapkamız Ebru Olip'ten yapıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Şimdi 10 tane zincir çekelim arkadaşlar. 10 tane zincir çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk e, sıkıştırma zincirimi yapıyorum. 1 1. Bunu saymıyorum. Bunu saymıyorum. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Zaten 8 tane ipi e, zinciri kullanacağız. 2 tanesini dönmek için kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın 1 ve 2. zincirimizi bakın 1 ve 2. zincirimizi atlıyoruz. E, zincirimizin hemen şura şu zincirimizin yanına hemen şu zincirin başını tığımızın tığımızın başını dolamadan hemen buraya batıyoruz. Bakın 1 Bakın iki zincir çektik ya kenarda. Yani iki zinciri içeriye aldık. Bir oldu. Bir de zincirimizi de sayıyoruz. 2 oldu arkadaşlar şöyle bakın 3 kenardaki zincirimizde sayılacak 3 bu şekilde 4 5 6 7 ve 8 ben birkaç zincir fazladan yap bir tane fazladan yaptım arkadaşlar yanında hani burada sökülme olmasın diye hemen iki tane zincir çekiyoruz bakın bir iki çektik bıraktık şimdi sayalım bakın bir iki üç dört beş altı yedi yedi mi oldu hemen kenarımız bir iki üç dört beş altı yedi sekiz sekiz tane 8 tane yaptık kenarında hemen iki tane zincir çektik döndük geriye arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu şekilde batmayacağız bakın döndük ya geriye bu şekilde batmayacağız bir de bir de arkadaşlar hemen şu ilkine batmayacağız bakın bu ilkine batmayacağız bu şuradan batacağız ama buna batmayacağız hemen yanındakine hemen yanındakine iki tane zincirimizde buradaki e, buraya batmış gibi olacağız buraya buradaki kenardaki iki zincirimizle kenarda artış olmasın kötü çıkmasın diye. Bu iki zincirimizi buradaki yere batmış gibi yapacağız. Hemen yanındakine. Bakın. Başını dolamadan battım. 2 oldu. Kenarda da var ya 2 tane zincirimiz. 2 bakın. Hemen 3. Üç. Üçüncüyü yaptım dördüncüyü yapıyoruz beşinciyi yapıyoruz altıncıyı yapıyoruz yedinciyi yapıyoruz yediği yaptık ki ya arkadaşlar Sekiz, sekizinciye kenarımız düzgün olsun diye bu kenarımız düzgün olsun diye hemen bu şekilde bakın kenarına buradan içeriden batmıyoruz da o kenarındakini tam olarak batıyoruz bütün olarak batıyoruz bakın bu şekilde tamam bu şekilde yaptık bakın arkadaşlar şimdi iki tane zincir çekiyorum 1 ve 2 hani bu şurada yaptığımızın aynısı geri dönüyorum arkadaşlar geri dönüyorum yine iki tane zincirimi çektim bakın bu ilkine batmayacağım hemen yanındakine batacağım buraya batacağım tığının başını bakın dolamıyorum ilkine batmıyorum ikincisine batıyorum yine 8 tane bakın bu ikinci oldu çünkü bir tane de zincirimiz var bakın burada o zincirimizi de sayacağız. 1 2 Bakın. 3 4 5 6 7 Ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen e, bu kenara 7, 7'den sonra bu kenarın e, içten değil zincirimizin tek tarafına değil hepsine birden kenarlarımızın düzgün olması için buranın hepsine bir batıyorum bakın tekrar toparladım orayı 8 oldu şimdi yine 2 zincir bakın 1 2 şimdi bakın ilk sıramız ilk sıramız çıktı yani bakın şöyle göstereyim şimdi şu çizginin şu çizgiyi oluşturduk bakın şu çizgiyi oluşturduk bakın Bak, bu tarafta daha henüz oluşmadı, şimdi oluşacak. Ama bu tarafta bu çizgiyi oluşturduk. Yine yapalım arkadaşlar. İki zincirimizi çektik, dönüyoruz. İki zincirimizi çektik, dönüyoruz. Ve demiştim ya ilkine batmıyorum. Hemen şuraya bakın. Hemen buraya batıyorum. Başında olamadan topluyorum. Bakın 1 ve 2 oldu. Yine, yine bakın. 3 4 5 6 7 Bakın 7'yi de yaptım. Şu kenardaki sonuncuyu ne yapıyorduk? Zincirimizin için hani 2 tane zincir çekiyoruz ya. Onun içine batıyoruz. Bakın. O zincirin içine batıyoruz bakın, hepsini bir topluyorum burada da. Yine iki tane zincir, yani şu battığımız zincirin içi, bu kenardaki çektiğimiz iki zincir. Kenarlarımızın düzgün olması için o şekilde yapıyoruz. Bakın burada da aynı bu şekilde oluştu. Bakın, şu oluşturduğumuz, şu oluşturduğumuz, bakın burada da oluştu. Yani e, zincirimizin ön cepelerine bat batıyoruz. O şekilde oluşuyor arkadaşlar. Tekrar yapalım, bakın bu, bu sırayı da yapalım, göstereyim size. Bakın hemen iki tane zincir çektik ya burada. Burada iki tane zincirimizi çektik. Hemen bakın, bu buna batmıyorum ikincisine, hemen yanındakine buraya ve yanındakine battığım zaman arkadaşlar bu iki tane zincirimiz de bir tane sık iğne olarak sayılıyor. Hemen yanındakini de yaptık biraz önce iki tane oldu. Yani iki tane zincirimizde sık iğneden sayılıyor. Çünkü onun da içlerine e, bitiş noktalarında batıyoruz. Şimdi iki olarak sayıyorum. Tekrar devam ediyorum. Bakın. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ne yapıyorum? zincirimizin bakın içine batıyorum hepsini bir topluyorum iki tane zincir çekiyorum bakın arkadaşlar bu şekilde bakın o örneğimiz ne oldu yapmış olduğumuz şu örneğimiz bakın oluşmaya başladı oluştu Evet bir tane daha yapalım arkadaşlar bir tane daha yapalım size e, birli nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim şapka uzunluğumuzu ayarladığımız zaman Hemen iki zincirimi çektim arkadaşlar. Gösterdiğim gibi bakın. Buna batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 2 oldu. Zincirimle zincirimde olduğu için 1 sayıyorum. Hemen yanındaki 2. 3 oldu. Bakın. 4 5 6 7 ipim çatallanıyor 8 ve 8 e, diyorum pardon bir 8 de miydik ha, evet 8'inde ikisini bir topluyoruz evet arkadaşlar bu şekilde bakın ayarladık bakın zikzaklarımız oluştu tren yollarımız oluştu bakın ha, her iki tarafta da bu şekilde oluşturduk. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kaç sıra yapmışım? Ben mesela e, bu şapkamızı bakın ayarladığım bu şapkamızı 0 1 yaş ayarladım. 0 1 yaş. Büyükler içinde bu model çok idealdir ve çok büyüklerin de çok kullandığı bir modeldir sevgili arkadaşlar. E, yetişkin insanlar da aynı modelden yapabilir ve kullanırlar. Büyükler e, ellerine bir ip alacaklar. Baş e, yani alın ve baş e, boyun e, uzunluğunu ölçecekler. O ölçüm boyunca zincir çekecekler. O zincirin üzerinden zincir bu uzunluğunda bu şekilde örecekler. Ben 8 tane zincir çektim, yaptım. Siz de biraz uzun yapmak istiyorsanız 10 yapabilirsiniz, 12 yapabilirsiniz. Ama çocuklar için 8 ideal. 8 yapmak, 8 tane zincir üstüne yapmak ideal. Evet arkadaşlar, şimdi bunu nasıl birleştiriyorum burada size gösterdim nasıl yaptığımı şimdi bunu yaptık tamamladık ya arkadaşlar uzunluğumuzu hemen şöyle ben size göstereyim Bakın şu uzunluğumuz hemen size göstereyim kaç tane yapmışım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 tane oluncaya kadar şu kabartmamız. Yani ön e, zincirlerin önünden batıyoruz ya. 30 tane oluncaya kadar yapıyoruz. 30 tane yaptıktan sonra hemen birleştirmesine geçiyoruz. Sonra şapkamızın üst bölümünü örmeye başlıyoruz. Evet şimdi birleştirmesine geçelim sevgili arkadaşlar şu parça ile size nasıl yaptığımı anlattım arkadaşlar lastiğimizi şimdi sizlerle sizlerle e, birleş nasıl birleştiriyorum onu yapalım şimdi bakın iyi yüzü de aynı şekilde kötü arka tarafı da aynı şekilde ama bu yüzü daha düzgün olduğu için burayı içine katlıyorum bakın içine katlıyorum bir tane zincirimi çektim bakın hemen çevirdim bakın bu şekilde çevirdim bu şekilde çevirdim ve hemen diğer Şuradaki ucumla birleştiriyorum bakın buradaki ucumla birleştiriyorum ve bir tane ne yapıyorum sık iğne ile başında dolamadan yaptığım sık iğne ile birleştiriyorum Şimdi arkadaşlar yine her şey e, bakın bu şekilde yapıyorum karşıdan alıyorum bakın başını dolamadan topluyorum bu şekilde her e, trabzan başının başına batıyorum içinden giriyorum. Bakın zincirlerimin içinden başında olamadan çıkıyorum. Yine bakın bu şekilde alıyorum. Hemen bakın yeri belli. İpimizin arasına girdik yine. Tekrar aldım arkadaşlar orayı. Yine arkadaşlar bakın zincirimin içine girdim. Kenarımı yaptım. Bakın yine bakın tekrar zincirimin içine girdim. Karşı tarafında içine girdim zincirinin Birleştirdim. Tekrar bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar içine girdim birleştirdim şimdi son zincirimle buradaki son zincirimi birleştirip bakın tamamladım şimdi iki tane zincirle de sıkıştırdım sevgili arkadaşlar bakın birleştirmemi yaptım burada şimdi bakın burada birleştirme yaptım bakın hiç belli değil şimdi ne yapıyorum bu birleştirmeyi bu şekilde içine katlıyorum katladım sevgili arkadaşlar. Şimdi örgümüzün iyi tarafı dışına geldi bakın. Şimdi arkadaşlar modelimize, modelimize geçiş yapacağız. Modelimize geçiş yapacağız. Bir benim, benim ebrolu ipim başka yoktu şu an elimde. Ee, bunu da iki renkli biz kendimiz yapacağız, iki renkle yapacağız. Bir 0-1 yaş için yapıyorum ben şu anda arkadaşlar siz dediğim gibi bunu büyütmek isterseniz şu yapmış olduğumuz şu 30 tane yaptık ya arkadaşlar şunlar 30 tane yaptık. Siz o uzunluğu başınıza ölçerekten elinizle ayarlayabilir modelimizi koya, yapabilirsiniz. Arkadaşlar ve burayı bu bölümü ince şiş tığıyla yapıp üst bölümünü kalın tığıyla yaparsanız şapkanız daha güzel olacaktır. Yetişkinlerde yetişkinlerde ee, bu bölümünü ince tığ ile yapın daha güzel olur ee, üst bölümünü e, büyük kalın tığlarla yapın daha güzel olur ben 3 numarayla iki buçuk numarayla yapıyorum 3 numarayla da sizler de yapabilirsiniz yani işte nasıl rahat tığ kullanabiliyorsanız o şekilde yaparsınız Evet arkadaşlar şimdi ben renkli ipime geçiyorum ve modelimize geçiyorum modelimize geçiyorum ben arkadaşlar şimdi pembe ipimize geçiyorum koyu pembe ipimize ne yapıyorum arkadaşlar bu ipimi koparmayacağım her zaman içeride saklayacağım yürüteceğiz çünkü devamlı evet şimdi e, bir tane zincir çekiyorum bakın bir tane zincir çektim sıkıştırmak için buradaki zincirimin içinden geçtim bir tane daha zincir çektim sıkıştırdım burada sıkıştırmamı yapıyorum ve şöyle yapıyorum arkadaşlar tığımın başını tığımın başına dolam dolamadan her her başların trabzanların tepesine bu şekilde batıyorum. Bakın, her trabzanların başına bu şekilde battım. Bakın size göstereyim. Şurayı yapıyoruz. Şu aradaki, şu aradaki sık iğneleri yapıyoruz. Bakın, şu sık iğneleri. Evet arkadaşlar, tekrar gösteriyorum. Bakın, her sık iğnenin arasına batıyoruz. Bakın. Şurada atlamışım hemen. şuraya atlamışım. Görmeyebilim, görmemişim. Evet bakın bu şekilde her sık iğnemizin arasına batıyorum. Bakın bu şekilde. Bakın. Tığının başını dolamadan arkadaşlar bu şekilde her e, trabzanın tepesine batıyorum. Yani bir kabartmanın üstüne, bir yanının üstüne, bir yanına, bir kabartmanın üstüne, bir yanına, bir kabartmaya, bir yanına bu şekilde. Bakın, bir kabartmaya batıyorum, bir yanına batıyorum. Bir kabartmaya batıyorum, bir yanına batıyorum. Bir kabartmaya bir yanına. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Sizlerle fıstıklı şapkanın nasıl yapılıyor birlikte yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın birleştirdiğim dört tane zincirimi çektiğim geldim. Bakın batmalarımı yaptım. Batmalarım hazır. İkinci ipimiz bu ipimiz devamlara da yürüyecek. Onu koparmadık. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem o kadar basit ki 4 tane birleştirdikten sonra 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başında oluyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi buraya, şimdi buraya e, zin, ipim biraz ince. Alize şekerim ipim biraz ince. Hemen e, 4 kere fıs 4 tane fıstık yapacağım. 4 tane zincir çektikten sonra 1 2 3 ve 4. 4 tane fıstık e, e, battım. Hepsini bir topladım. Son ikisi kaldı. Bakın bunları da bu şekilde topladım. Bir tane e, zincir çektim. Tekrar başını doladım. Tığımın. Bakın bu zincirimizi atlıyorum. Bu zincirimizin üzerine batıyorum. Bu sık iğnemizin. Yine arkadaşlar bakın bir oldu. 2, 3 ve 4. 4'ünü de yaptım. Şurayı Şu bölümü topluyorum. İkisini de ayrı topluyorum. Bakın tekrar bir tane zincir çekiyorum hatta biraz kasacak zincirimizi iki yapalım arkadaşlar iki zincir çektim ipim ince bakın şu şuna batmıyorum bakın buna batmıyorum hemen yanındakine bir tane atlıyorum bir tane diğerine batıyorum bir iki 3 dört bakın Hepsini topluyorum. 2 tanesi kalıyor. Sonra kalan 2'yi topluyorum. Tekrar devam edelim. Zincirimi çekelim. Bir, iki tane zincir çektim. Başını doladım. Bakın. Hemen yanındakine batmıyorum. Atlıyorum. Hemen onun yanındakine batıyorum. 4 tane. 1, 2, 3 ve 4. Bakın. Hepsini topluyorum. 2 tanesi kalıyor. Topladığım zincir e, e, trabzanı ipi zincirim kalıyor. Kalan ikiyi de birlikte topluyorum. iki tane zincir çekiyorum. Bir tane daha yapalım kızlar. Bakın hemen buna batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane atlıyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın dördüncüyü de yaptım. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde fıstıklarımızı yapacağız arkadaşlar. Bütün sıramızı bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet arkadaşlar fıstıklarımı tamamladım. Bakın fıstıklarımı tamamladım geldim. Şimdi iki tane bakın son yerdeyim. Bir ve iki zincirimi çekiyorum tam şu birleştirme noktasına bakın tam buraya batıyorum kayma yöntemiyle birleştiriyorum. Bakın bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci ipimize tekrar geri dönüş yapıyoruz. Rekli ipimize beyazımıza geçtik. Bakın beyazımıza geçtik sıkıştırmamı yapıyorum buradan çekiyorum ipimi şimdi devam ediyoruz burada altta sık iğne yaptık ya arkadaşlar şimdi burada da şimdi ilk fıstıklarımızı yaptık bakın ilk fıstığımızı ilk fıstığımızı yaptık fıstıklarımız nasıl üst üste sıralanacak şimdi bunu yapacağız sizlerle şimdi tığımızın başında olamadan bakın ilk fıstığımızın bakın e, tepesinden bu şekilde değil arkadaşlar fıstığımızın bakın şu hemen şu yanındaki delik var ya görüyorsunuz buradan batıyorum fıstığımızı tığımın üstüne alıyorum bakın fıstığımızı tığımızın üstüne alıyorum tığımın başını dolayıp arasından geçirip bir tane sık iğne yapıyorum bakın sonra arada iki tane zincir çektik ya arkadaşlar birer tane sık iğne yapıyorum bakın fıstıklarımızın altından giriyorum aralardaki iki tane zincire de birer tane bakın sık iğne yapıyorum bakın bu boşluktan girip diğer boşluktan çıkıyorum. Ee, tığım altta kalıyor. Bakın tığım altta kalıyor. Buradan tığımı çıkarıyorum. Ee, tığımı başını dolamadan batıyorum. ya burada başını dolayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Boşluğa battım. Alttan girdim. Fıstığı üstü fıstığımızı üst aldım. Bir tane sık iğne yaptım bu şekilde. Tekrar boşluğa girdim. Tekrar yine fıstığı tığımın üstüne aldım. Bu şekilde <laughs> sık iğnemi yaptım evet boşluğa girdim. Tekrar fıstığı tığımın üstüne aldım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde bakın arkadaşlar bu şekilde burayı da devam edeceğiz. Fıstıklarımız bakın böyle yaygın değil. Toparlanmış olarak karşımıza geliyor. Bu sıramızda arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Birkaç tane daha yapayım şöyle. Bakın. Boşluğa batıyorum. Fıstığımı üstte alıyorum altından. Yani bu şekilde aralarına batıp gitmiyorum. Bakın. Buraya batıyorum. Diğer taraftan tığımı çıkarıp altından ipi çekip üste getiriyorum. Bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp buraya kadar gelirim. Evet arkadaşlar yine tamamladım geldim. Bakın ben. Bakın tamamladım geldim. Arkadaşlar size şöyle göstereyim ben. Şimdi şurada görüyorsunuz sık iğne yapıyoruz fıstık. Sık iğne yapıyoruz fıstık. Sık iğne yapıyoruz fıstık. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Ee, bu 0-2 yaş arası bir şapka. Bir 0 bakın biraz daha küçük. 0-1 yaş arası şapka yapacağız. Şu uzunluğumuzu biz beraber ayarlayacağız. 0-2 yaş arasını kaç sıra yapmışım ben kesmeden? 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 fıstıktan sonra yukarıda kesmemi yaptım 0-2 yaşta 0-2 yaşta 7 fıstıktan sonra kesmemi yaptım buradaki kesmelerimize bakacaksınız şimdi ben yapacağım arkadaşlar Siz de 0-2 yaş 3 yaş veya yetişkinlere bir göre büyüklere göre yapacaksanız benim bu şapkayı bitirirken nasıl kesiyorsam o şekilde siz de keseceksiniz Evet beyazımıza devam ediyoruz Evet bitiş noktasına geldim. sık iğnelerimi de beyazda yaptım arkadaşlar. Hemen burada bakın. Burada toparlama yapacağım. Tekrar yine alt alacağım. Bakın. Tekrar sık iğnemi yaptım, birleştirdim. Hemen burada arkadaşlar. Hemen burada ne yapıyorum? Kaydırma işlemi yapıyorum. E, tam buradan bakın. Tam buraya batacağım. Bir tane sıkıştırma yapacağım. Evet bir tane sıkıştı, sıkıştırma yaptım. Şimdi arkadaşlar bu bizim e, birleş, yani fıstığımızı dolanıp geldiğimiz veya sık iğnemizi dolanıp geldiğimiz bizim birleştirme noktamız. Yani bakın ipimizin ek olduğu yer. Hep buradan e, yapacağız. Aynı bir, birleştirmeyi. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 4 zincirimi çektim. Aşağıda fıstığımızı nasıl yaptıysak burada da aynı şekilde fıstığımızı yapacağız arkadaşlar. Ama aşağıda e, aşağıdakinin aynısı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Evet bakın tam fıstığımızın tam fıstığımızın üstünde bir tane sık iğne var. Gördünüz mü? Bunun üzerine bakın 1 2 3 4 tane ne yaptım? Fıstık yaptım. Toparladım. 2 tanesi kaldı. ikisini bir topladım. 1 ve 2 zincir çektim arkadaşlar. Başını doladım. Bakın bu boşluktaki sık iğne var ya arkadaşlar onu atlıyoruz. Fıstığımızın hemen üzerindeki bakın buna fıstığımızın üzerindekine batıyoruz. Fıstığımızın üzerindekine bir oldu. 2 3 4 Bakın bu şekilde topladık fıstığımızı. 2 tane kaldı. Kalan 2'yi de topladık. Tekrar 2 zincir çekiyorum tekrar bu boşluktakiz yani şu boşluktaki sık iğneye değil fıstığımızın üstündeki sık iğneye batıyoruz. Boşluktakini atlıyoruz. 1 2 olmadı. Bir oldu. 2 3 ve 4. Fıstıklarımızı uzun tutalım arkadaşlar güzel olsun. Bu şekilde bakın. tekrar iki tane zincir boşluktaki fıstığı sık iğnemi atladım hemen fıstığın üstündeki sık iğneye battım bakın 1 2 3 ve 4 topladım ikisi kaldı ikisini de beraber topladım iki zincir bakın arkadaşlar çok güzel oluyor arkadaşlar bitmişi gerçekten harika oluyor Şimdi inşallah birlikte yapacağız. Evet bu şekilde bu sıramızda devam edelim arkadaşlar. Ben bir tane daha göstereyim. Bakın boşluktakine atlıyorum. Fıstığın üstündekine batıyorum sık iğnenin 1 2 3 ve 4. Topladım fıstıklarımı. 2 tane kaldı. İkisini de bir topladım. 2 tane zincir çektim. Bu şekilde buraya kadar sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar fıstıklarımızı beyazımızı da bakın tamamladık şapkamız güzelleşmeye başladı şöyle bakın 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 ne kadar güzel oldu şöyle koyalım yere bakın bakın gerçekten sıra sıra inci gibi oluyor arkadaşlar bu şapkamızın aynı modeli arkadaşlar bu ebru ip olduğu için buraya böyle duruyor rengi ben size bu şekilde göstermek istedim. Bu benim bir siparişimdi. Bu 0-1 yaş arkadaşlar. Bu 0-2 yaş. İnşallah memnun kalacaksınız diye düşünüyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Sizler de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bakalım beğenip yorum yapacak mısınız şapka mı? Evet şimdi fıstığımı yaptım arkadaşlar. Hemen yine kaydırma yoluyla birleştiriyorum. Bakın tam köşeden birleştirdim. Bir tane de zincir attım. Sıkıştırdım. Şimdi diğer renklime geçiyorum. Burayı da göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra ben size biraz e, tamamlayıp kesim yerinden devam edeceğim göstermeye. Evet. Şimdi bakın. Burada sıkıştırdım. Bir tane sıkıştırma zinciri yaptım. Ne yapıyorduk? Burada fıstıklarımızı toparlıyorduk. Şu şekilde bakın. Fıstığımızın hemen yanındaki boşluktan girip bu taraftan çıkıp fıstığımızı bakın üst alıp başını dolayıp olmadı başını dolayıp burada bir tane sık iğne yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sonra bu boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bu boşluğa giriyoruz. Fıstığımızı tığın üstüne alıyoruz. Üstünden ipimizi geçirip yine bir tane daha bu şekilde yapıyoruz. Fıstıklarımızın bizim karşımıza top top çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar ve çok güzel bir görüntü oluyor. Bakın. Boşluğa girdik, fıstığımızı üste aldık, bir tane sık iğne yaptık. Boşluğa girdik fıstığımızı üste aldık bir tane sık iğne yaptık buraya aradaki boşluğa bir tane sık iğne yaptık fıstığı tığının üzerine aldık bakın bir tane sık iğne yaptık bu şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde burayı da devam edip bunun üzerine fıstıklarımızı yapıp tekrar e, tekrar beyaz rengimize daha sonra geçeceğiz şimdi arkadaşlar 5 tane fıstık oluncaya kadar 5 tane fıstık oluncaya kadar yapalım gelelim fıstıkla her sırada bu sık iğneyi yapmayı unutmayalım ee, sık iğnemizi yapacağız üstüne fıstığımızı yapacağız fıstığımız bittikten sonra sık iğnemizi yapacağız. Üstüne fıstığımızı yapacağız. Ne yapacağız? Bir tane boşluğa batacağız. Bir tane fıstığı şu şekilde alttan alıp e, o şekilde sık iğne yapacağız. Hadi arkadaşlar, 5 tane fıstık oluncaya kadar e, olsun. E, kesim bölümüne kadar gelelim. Arkadaşlar ben beş taneye tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, e, dediğim sıralarımı tamamladım, geldim bakın. 1 2 3 4 5 Bakın arkadaşlar yakın çekeyim şöyle alın bakın gerçekten muhteşem olmamış mı güzel olmamış mı arkadaşlar hemen bakın şöyle bakın bebek e, 0-1 yaş şapkamız şimdi bu üzeri de yapılınca çok güzel olacak arkadaşlar fıstıklı şapkamız değişik bir fıstık yapımıyla farklı bir fıstık tarzıyla e, bakın bu 0-2 yaş 3 yaşa kadar olabilecek bir şapka arkadaşlar bu. Bu da 0-1 yeni doğan yani yeni doğan ve 0-1 yaş grubuna ait. Evet arkadaşlar bakın hemen şöyle göstereyim size sıra sıra inci gibi döşedik arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar kesim bölümüne yani bakın artık şapkamızın bu daraltma bölümünü nasıl yaptım şu bölümü şu bölümünü birlikte yapacağız. Bu 0-2 yaş olduğu için şu alanı daha geniş. Bu alan şu alan daha geniş arkadaşlar. Bu şapkamızda biraz daha küçük yapacağız. Küçük yaptık bakın belli zaten şapkamızdan. Şimdi hemen bu fıstıklarımızın arasını nasıl yapıyorduk? Ben burada biraz bıraktım. bunu birlikte yapalım. Ne yapıyorduk? Şu boşluğa batıyorduk. Alttan üste alıyorduk fıstıklarımızı, topluyorduk. Boşluğa batıyorduk. Fıstıklarımızı tığımızın üstüne alıyorduk, topluyorduk. Şimdi bu fıstıkla bu sırada yaptıktan sonra kesimimize başlayacağız arkadaşlar. Araya girdim. Fıstığımı üstüne aldım. Tekrar araya girdim. Fıstığımı üstüne aldım. Tekrar araya girdim. Fıstığımı üste aldım. Ve bitti. Şimdi ne yapıyorum? Hemen buradaki bakın belli zaten. Hemen şuradaki ilk zincirimin tepesinden kaydırma yapıp aradaki bakın hiç belli değil arkadaşlar. Birleştirmemiz belli mi arkadaşlar? Hiç belli değil. Birleştirmede yaptık. Şimdi tığımın başında oladım. Bakın bir 2 3 4 tane zincirimi çektim şimdi kesime başlıyoruz arkadaşlar buradan itibaren şimdi kesimimizi yapacağız buyurun hep beraber yapalım tığımın başını doladım arkadaşlar buraya yine aynen fıstığımı yapıyorum bakın 1 2 3 4 bakın bir tane fıstık yaptım şimdi bu arada bir tane atlıyorduk ki arkadaşlar fıstığımı toplamadan hemen bir tane atlıyorum diğer fıstığa geçiyorum Bakın 1 2 3 4. Bakın şimdi ikisini bir topluyorum arkadaşlar. Tekrar hepsini topladım. 2 tane zincirimi de çektim. Bakın. Bakın. Hemen bir tane fıstık. 1 2 3 4. Bir tane atladım. Bakın bir tane atladım. Bir tane fıstık yaptım. 2 tane zincir. Şimdi zincirimi de çektim. Yine bakın arkadaşlar. Bakın hemen şu şu arada bir tane atlıyorum hemen buraya. Battım. 1 2 3 4. Bakın 4 tane fıstığımı yaptım. Bir tane atlıyorum hemen buraya. 1 2 3 4. 2 topladığım fıstığı da birlikte topluyorum arkadaşlar bu şekilde. 1 ve 2 zincir çekiyorum bakın. Bakın arkadaşlar. Top top fıstıklarım hazır oldu. İki tane bir ikisini bir alıyorum fıstıkların araya bir tane fıstık yapıyorum yine ikili fıstık yapıyorum. Bak yan yana ikisini bir topluyorum. İki zincir çekiyorum. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Bakın hemen tepesine bir tane fıstık yapacağım şimdi bir iki üç ve dört. Bakın bir tane fıstığımı topladım. İki tane zincir çektim. Tekrar başın tığımın doladım. Bakın. Bir tane atlıyorum burada. Hemen yanındakine batıyorum. 1 2 3 4. Bakın 4 yaptım. Bu aradakini bakın bu aradakini atlıyorum. Buna batıyorum. Yani şu sık, e, fıstığımın hemen üstüne 1 2 3 4. Bakın ikili yaptım. Hepsini bir topladım. İkisini de bir aldım. Yine 1 ve 2. Bakın arkadaşlar bu şekilde topladım yine devam edelim arkadaşlar şu an kesim yapıyoruz arkadaşlar şu an kesim yapıyoruz şimdi yine bir tane fıstık yapıyorum araya 1 2 oldu 3 ve 4 ikisini bir hepsi fıstıkları topladım ikisinde bir topladım iki tane zincir çektim yine bir tane atladım diğerine bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar 4 oldu bakın. Bir tane atlıyorum diğerine batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın ikisini bir topluyorum. İkisini de bir yani fıstıklarımın hepsini topluyorum. Sonra kalan ikiyi topluyorum. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? İki tane fıstığı birlikte topluyoruz. Araya iki zincir çekiyoruz. Bir tane fıstık yapıyoruz. Bu şekilde bakın. Bu şekilde kesmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamamladım. Bakın bu kesme sıramızı da tamamlamış oldum. Şimdi tekrar diğer renkli pime geçeceğim. Ee, kesmemizi yine yapacağız. Bu sırada da kesmemiz var arkadaşlar. Şapkamızın bitmesine çok az kaldı sevgili arkadaşlar. Evet şimdi burada da arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum bakın. Burada ne yapıyoruz? Fıstığımızın altına alıyorduk tığımızı. Hemen altına aldık. Araya battık. Altına aldık. Araya battık. Altına aldık. Araya battık. Altına aldık. Battık, altına aldık. Bu şekilde. Evet arkadaşlar annemin örgü dünyası Selma Doğanaydı. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum zil işaretini de arkadaşlar basarsanız benim bundan sonraki yapmış olduğum bütün işlerden de haberdar olursunuz. Evet annem arkadaşlar annemin örgü dünyası olarak canlı yayınlara katılıyoruz. Canlı yayınlar açıyorum. Canlı yayınlarıma da gelirseniz çok memnun olurum. Çok mutlu olurum. Desteklerseniz çok sevinirim. İnşallah yeni konuklarım olur. Yeni abonelerim olur. E, abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz desteklerinizi eksik etmezsiniz benden. Evet sevgili arkadaşlar çok güzel bir şapka yaptık sizlerle birlikte e, hala yapıyoruz. İnşallah sizlerde bebeklerinize yapar giydirirsiniz. gerçekten e, yabancı ülkede dışarıda yabancı bir siteden aldım ben bu örneği çok muhteşem ve çok güzel bir örnekti sizlerin de faydalanmanızı istedim. Evet geldim arkadaşlar tam yine birleşme noktasına bakın birleştirdim ve kaydırdım. İki tane bir tane zincirimi de çektim. 1 2 3 4 zincirimi şimdi çektim sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bak burada kesimimizi yaptık. Ağzımız bakın ağzımız biraz olsun daraldı. Şimdi iyice bu tepeyi daraltacağız arkadaşlar. Şimdi bakın fıstığımı yaptım. Bir 2-3-4 4 kere battım. Tekrar başını doladım. Diğer fıstığıma geçtim. Bir tane atladım arada. 2-3-4 Evet. Şimdi ne yapıyorum? Hepsini bir topluyorum. Kalan 2 taneyi beraberinde topluyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Aşağıda ne yapıyorduk? Aralara birer tane fıstık koymuştuk. Şimdi aşağılara fıstık da koymuyoruz artık. Sadece bakın. 1 2 3 4 tek fıstığımızın üstünden 1 2 3 ve 4. Ne yapıyoruz? İkili ikili topluyoruz bu şekilde. İkisini bir to kez iki topladım. Yine 1 ve 2 dedim. Tekrar arkadaşlar şu fıstığımızın hemen üstüne geliyorum. Bir tane atlıyorum. 1 2 3 4 olmadı 4. Şimdi bekliyorum. Tek fıstığımızın üzerine gidiyorum tekrar. 1 2 3 4. Toplamış olduğum iki fıstığı birlikte topluyorum hepsini. İki kalan ikiyi de yine birlikte topluyorum. 1 bir ve 2 zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı da bu şekilde kesim yapıyoruz. Size son bir tane daha göstereyim arkadaşlar kafanız karışmasın. Evet bakın 2 zincirimi çektim ya arkadaşlar bu fıstığımın üstüne yaptım şimdi şu fıstığımın üzerine geliyorum 1 2 3 4 bakın 4 tane fıstığımı doldurdum bir tane atlıyorum diğer fıstık 1 2 3 ve 4 bakın hepsini bir topluyorum ikisi kalıyor kalan 2'yi de birlikte topluyorum 2 zincir çekiyorum bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu sıramızda bakın tamamladım. Burada tek fıstığımız kaldı. Hiç sorun değil arkadaşlar. Ee, bu şekilde bakın ağzımızı küçülttük. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şapkamız ne kadar güzel oluyor. Nasıl kesmelerimizi nasıl fark ettiniz mi arkadaşlar? Ne kadar güzel oldu. Bakın şöyle. Şimdi bu yukarısını nasıl toplayacağız? Birlikte toplayacağız arkadaşlar. Şimdi e, pembe ipimizi hemen bir sıkıştırmasını yapıyoruz burada. Burada sıkıştırmasını yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın bir ve iki sıkıştırdık. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimize geçiyorum. Şimdi bu pembe ipimizi ben buradan keseceğim arkadaşlar. Bakın. Bitti. Pembe ipimizle işimiz şu anda yok. Bitti. Şimdi bu beyaz ipimizle de arkadaşlar bu ipi içine de yedirebiliriz bu şekilde de yapabiliriz şimdi arkadaşlar bakın fıstığımı de biraz önce yaptığım gibi alta aldım yine arasına girdim bakın yine fıstığımızı bu şekil topladım arasına girdim bu şekil topladım bakın arasına girdim bu şekil topladım yine arasına girdim bu şekil topladım. topladım araya girdim yine bu şekil topladım. Araya girdim. Yine bu pardon. Bu şekil topladım. Tığımın üstüne aldım yani yine hemen burayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bakın. Hemen hemen burayı da tığın üzerine aldım ne yaptım? Geldim. Buradaki zincirimizle de kaydırma yoluyla birleştirdim ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet bakın. Kalan kısım gördünüz mü arkadaşlar? Sadece burası kaldı. Burayı da şimdi ipimizle toparlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi bakın şapkamız bitti. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğumuz şapkayı ters çeviriyoruz bu şekilde. Bakın 01 yap. Bakın arkası da bir ayrı güzel arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın. Şu iplerini 7 gizleyerekten ben arkadan yürüttüğüm için burası böyle. Burayı daha da ipi kopararaktan yaparsanız arkadaşlar Koparır tekrar başlarsanız bu e, görüntü oluşmaz. Bakın böyle de kullanışlı çok şahane değişik e, bir şapkanız olur. Burası şapkamızın iç tarafı. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen e, şapkamızın başındaki şu genişlikten bakın. Hani şuradaki bir alan var ya. Tığımla bakın tığımla hemen şu şekilde. Bakın şu şekilde. Hemen şu aralardan giriyorum. Bakın. Şu şekilde aralardan giriyorum. Hemen dolanıyorum. Tekrar buradan bu şekilde. Ha, boşluğa getirdim. Ay ters yönden yaptığım için çıktı arkadaşlar. Ee, tekrar deneyelim. Ay komik geldi bana da çıkıverince. Bu şekilince, şekilince diyorum şekilince. Bugün var ya arkadaşlar öyle yorgunum ki. Hastayım da sesimden de anlamışsınızdır. Nefes almakta bile sıkıntı geç yaşıyorum. Koştur 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 koştur. Vallahi bilmiyorum nereye kadar koşturacağız. Evet arkadaşlar bakın bir tane atlamadığım için alttan kaydı biraz önce. Şöyle bir tane altta kalacak. Bir tane üstte bakın bu şekilde bir tanesi altta kalacak bir atlayacağız bir geçireceğiz bu şekilde bakın bir atlayacağız bir geçireceğiz bu şekilde hemen zaten geldik şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar bakın parmağımızı bu boşluğa koyuyoruz ağzının düzgün durması için hemen hemen ne yaptım bu tığımı da buradan çıkarıyorum bakın hemen sıkıştırıyorum arkadaşlar bakın sıkıştırdım sıkıştırdım şimdi bağlıyorum Evet, inşallah anlıyorsunuzdur. Bu şekilde bağladım. Bakın. 2-3 kere bağlayalım ki sıkı olsun, çıkmasın. Evet, tamamdır arkadaşlar. İpimiz fazlasını buradan aldık. Şimdi tekrar şapkamızı çevirelim. Bakın. Gördünüz mü? En son yaptığımız beyaz bölüm. Burada da peki ne yapacağız şimdi? Bakın şapkamız aslında e, pompon kullanmazsak bu şekilde güzel. Buraya bir çiçek de yapabilirsiniz, şuraya bir çiçek de yapabilirsiniz. Yani e, renklendirmesi ve süslemesi size ait. Ben pompon hazırladım arkadaşlar. Hemen pomponumu geçireceğim. Siz de dilediğiniz, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen pomponumu geçireyim. Bakın pomponumu geçirdim. Hemen bakın ortada bu ıı, çıkma yapmasın diye bakın aradan git tekrar bir tane de şöyle ıı, çektim ya ikisini bir arkadaşlar. Bir tanesini ayrı bir yerden geçirme yapacağım. Bakın tığımın ucuyla. Evet bu şekilde bakın. Şimdi pomponumu da buraya sabitliyorum. Sıkıştırıyorum. Hemen bakıyorum yukarıdan. Bakın pomponumu da kontrol ediyorum. Hemen kontrolümü de yaptım. Sıkıştırmamı da yapayım. Bağlayayım şimdi iyice sağlamlayalım. Bakın. Bu şekilde sağlamladım. İpimin fazlasını da hemen kestim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bebecikler, bebecikler bu şapkamızı giymeye hazır. Bakın. Şahane mi şahane, güzel mi güzel. Fıstıklı bebek şapkası yaptık. Nasıl oldu arkadaşlar? Bakın 0-2 yaş şapkamız 0-1 yaş şapkamız hazır arkadaşlar. Nasıl oldu dersiniz? Beğendiniz mi sizde? Şöyle bakın yakından. Şöyle göstereyim. Siz buraya istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hazır püsküller alabilir yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şöyle elimde size göstereyim. Valla muhteşem oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ee, inşallah siz de yaparsınız bu şapkadan evet arkadaşlar inşallah sahibi de güle güle giysin diyorum sevgiyle kalın hoşça kalın annemin örgü dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar Sevgi, sevgiyle kalın esenle kalın hoşça kalın